demokrasi şöleni içerisinde ve sorgulanmayacak kadar büyük bir başarıyla 31 Mart'ta bu bayrağı hep birlikte oraya diktik. Elinize sağlık, yüreğinize sağlık. Bu doğru süreçte birçok kişinin emeği oldu, katkısı oldu. Başta ilçe başkanımıza, ilçe yönetim kurulu üyelerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, örgütümüze, milletvekillerimize, il başkanımıza, belediye meclis üyesi adaylarımıza, aday olup seçilemeyeceğini bile bile her gün sahada olan belediye meclis üyesi adaylarımıza hiçbir karşılık beklemeden sabahın erken saatlerinde sandık başına gidip gecenin geç saatlerine kadar sandık namusumuzdur diyen sandık görevlilerine teşekkür ediyoruz. Her birinin emeği, çabası ve katkısı sonsuz. Bunun farkındayız. Üzerimize aldığımız yükün büyüklüğünün farkındayız. Biz Şeyh Edebali'nin öğretisiyle bundan sonra eleştirmek size, hoşgörü bize, hata yapmak size, bununla ilgili her türlü göğüs germek bize. Neticede hep birlikte danışarak, ortak akıl kullanarak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal belediyeciliğini Osman Gazi'nin her sokağında, her caddesinde hissederek çalışmak bizim görevimiz. Sorumluluğumuz büyük, görevimiz çok zorluyor. Ancak bu görevi birlikte başaracağız. Nasıl seçimi birlikte başardıysak, nasıl çok zor, Osman Gazi kazanılmaz, üçüncü dönem adaylık, ya niye üçüncü aday olursun diyenlere inat, inandık, inancımızın sonucunda da başardık. Bravo başkanım. Bundan sonra da daha çok çalışarak, daha az dinlenerek, sizleri dinleyerek, yurttaşlarımızın sesine kulak vererek, onların bize söyleyeceği her şeyi emir telakki ederek, halkçı bir belediyecilikle, sorun çözümüne odaklı, insan odaklı bir belediyecilikle Osman Gazi'nin yüzünü güldüreceğiz. Osman Gazi'de mutlu şehir yapacağız. Orada yaşayanların da artık Gülüfer'e gitmek zorunda kalmadı bir şehir yapacağız Osman Gazi'de. Aslında Hasan Vekil'in buradan suhte veriyor. Nilüfer'i rahatlatacağız. Şadi abi nerede? Şadi başkanımız. Her akşam beni arıyor. İşte kafeterya geziyor. Kafe geziyor. Diyor ki burada hep senin seçmenlerin var. Gençler burada. Ben de en son dayanamadım. Ona biraz broşür verdim. Bari bizim broşürleri de dağıt da oy topla dedim. Şimdi artık Osman Gazi'deki gencin Nilüfer'e gitmese gerek kalmayacak. Dün bir arkadaşım dedi ki kızım dedi o kadar mutlu ki dedi. Artık üniversitelerin gençlerin sadece Nilüfer'de vakit geçirmek zorunda kalmayacağını söyledi. Osman Gazi'de öyle olacak dedi. Şahide abi senin adına söyledim. Ben de dedim ki bu görev bizim boynumuzun borcu dedim. İnşallah Allah utandırmasın. Hep birlikte bu zorlu görevin altından kalkacağız. Birlikte başardık. Bundan sonra birlikte çalışıp birlikte sorunları çözeceğiz.